Bu nedir? Bu nedir? Bu yelpaze palmiyesinin meyvesi. Şu gördüğünüz pardon. Kaza. Yelpaze palmiyesi, bu yelpaze gibi yaprakları kuruduğu için bu şekil aldı. Bu da meyvesi. Bu yelpaze palmiyesinin meyvesinin birleşiminde beta zitoşterol denen etken bir madde var. Ne işe yarıyor bu etken madde? Beta zitoşterol normal olarak prostat çok özel bir enzim hormon salgılar. Testosterol, erkeklik hormonu. Prostatın içerisinde iki enzim var. Reduktaz ve aromataz. Reduktaz ve aromataz isimli enzimler çoğalırsa erkeklik hormonu testosterolu bu enzimler kadınlık hormonuna yani östradiol veya estradiol veya östrojen dediğimiz hormona, kadınlık hormonuna dönüştürür. Bir erkeklik hormon organının içerisinde kadınlık hormonu artarsa ne olur? Prostat büyümeye başlar. Prostat büyür. Yani erkeklik hormonu prostatın içerisinde çoğalırsa, kadınlık hormonu artarsa prostat büyür. Bunu hiçbir şey durduramaz. Ne durdurabilir? İşte bu zabalın birleşimindeki etken madde beta zitoşterol, reduktaz ve aromataz isimli enzimleri tekrar minimum seviyeye çeker ve prostat büyümesini önler. Dünyada zaballa ilgili 100'den fazla klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan bu klinik araştırmalarda prostata karşı, prostat büyümesine karşı en etkili bitki olduğu belgelenmiştir. Biz ne yaptık? Bu meyvenin ama bu şekilde ekstresi işe yarıyor değil mi İbrahim Bey? Meyvenin çayı içilmez. Bunun ekstraktından damıtılarak elde edilen bitki ekstraktından zabal forte. Bu prostat büyümesine karşı dünyada en etkili bitkidir. Evet. Fakat bitki çayını yapamazsınız. İçemezsiniz. O halde ne yapacaksınız? Damıtılarak elde edilen ekstraktından prostat büyümesine karşı çok mükemmel bir formül geliştirdik. Nedir? Birleşimde zabal forte, yakotu forte, ısırgan kökü forte. Şimdi burada bir ürünümüz daha var. O da evet nereye gitti? Maşallah. Forte çok. Çok ürününüz var. Evet İbrahim Bey. Yakotu forte. Yakotu forte prostat iltihaplanması yani prostatite karşı etkili. Zabal forte prostat büyümesi. Yani ikisi de aynı işe yarıyor ama biri büyümeye biri de iltihaplanma için. Evet.